Asgari ücrette yüksek zam planı. Pazarlık bu rakamdan yapılacak. Asgari ücret zammının ne kadar olacağını milyonlar merak ederken yeni bir zam hesaplaması yapıldı. Asgari ücret için ne kadar zam yapılması planlanıyor? Türkiye'de asgari ücret zammı gelecek bir ayın en önemli ekonomi konusu olacak. Gelecek hafta toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu yapılacak olan zamma dair karar alacak. Bu toplantı öncesinde çok önemli bilgiler kamuoyuna yansıdı. Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı da bu bilgilere göre 3 aşağı 5 yukarı olacak şekilde ortaya çıktı. Komisyonda pazarlıklar çetin geçecek. Asgari ücret tespit komisyonunun 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yönetiminde toplanması bekleniyor. Bu komisyonda bulunan 15 üyenin 4'ü asgari ücretli vatandaşlardan oluşacak, bir üyede Türk kişiyi temsilen yer alacak. İşverenler 5 üye ile hakem olarak da hükümet 5 üye ile temsil edilecek. Asgari ücretliler yaşadıkları ekonomik sıkıntıları pazarlık masasında direkt olarak işverenlere ve hükümete aktarabilecekler. Asgari ücretlileri ikna etmek de kolay olmayacak. Yılda tek zam şifresi. Asgari ücrete yılda iki defa zam uygulaması son iki yıldır yapılıyor. Bu zam bir gereklilikten ortaya çıkarken 2024 yılında bu uygulama olmayacak. Onun yerine asgari ücrete yıl içerisinde zamma gerek kalmayacak bir zam verilecek. Böylece piyasada işçilik maliyetindeki artışlardan dolayı zamlar yılda iki defa yapılmamış olacak. Enflasyon da olumsuz etkilenmeyecek. Bunu sağlamanın yolu ise Ocak 2024'te asgari ücrete güçlü bir zam yapmaktan geçiyor. Seçim öncesi faktörü. Asgari ücret zammının seçim öncesi yapılacak olması oldukça güçlü bir zammın diğer işareti olarak kabul ediliyor. Milyonlarca kişiyi etkileyecek olan zammın oranının yüksek olması iktidarın alacağı desteği katmerleyebilecek. Bunun için de yapılacak zammın oranının işverene kabul ettirilebilmesi için hükümetin teşvik kozunu kullanması bekleniyor.